İl örgütü olarak köylerde, kasabalarda ve il merkezimizde sürekli olarak halkımızla beraberiz. Halkımızın dertlerini, sorunlarını dinliyoruz. Halkımız bize şikayetlerini anlatmıyor artık. Halkımız bağırmaya başladı. Halk bağırıyor. Sizlerden bizim tek isteğimiz kararlılıkla, demokratik yollarla bir an önce bu iktidarı seçime götürmek için hepimiz el ele vererek bu iktidarı bir an önce seçime götürmek için gayret göstermeliyiz. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah güzel bir çalışma olur, başarılı bir çalışma olur. Ülkemize, partimize yararlı olur. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi katılan sayın milletvekillerimizi tanıtıyorum sizlere, sayın basın mensupları. Ahmet Akın, Genel Başkan Yardımcımız, Balıkesir Milletvekilimiz. Bülent Tezcan, Aydın Milletvekilimiz, Parti Meclis Üyemiz. Uğur Bayrak Tutan, Artvin Milletvekilimiz, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız. Sevda Erden Kılıç, İzmir Milletvekilimiz. Serkan Topal, Hatay Milletvekilimiz. Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekilimiz. İlhami Özcan Aygün, Tekirdağ Milletvekilimiz. Suat Özcan, Muğla Milletvekilimiz. Çetin Arık, Kayseri Milletvekilimiz. Ali Haydar Hakverdi, Ankara Milletvekilimiz. Aydın Özer, Antalya Milletvekilimiz. Gülsüm Floranalı, Yüksek Disiplin Kurulu Üyemiz. Rafet Zeybek, Antalya Milletvekilimiz. Metin İlhan, Kırşehir Milletvekilimiz. Ali Keven, Yozgat Milletvekilimiz. Kemal Zeybek, Samsun Milletvekilimiz. Orhan Sümer, Adana Milletvekilimiz. Mahir Polat, İzmir Milletvekilimiz. Alpay Antmen, Mersin Milletvekilimiz. Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul Milletvekilimiz. Okan Gaytancıoğlu, Edirne Milletvekilimiz. Taceddin Bayır, İzmir Milletvekilimiz. Müzeyyen Şevkin, Adana Milletvekilimiz. Suzan Şahin, Hatay Milletvekilimiz. Yunus Emre, İstanbul Milletvekilimiz. Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekilimiz. Ve Nevşehir Milletvekilimiz Faruk Saraslı. Buyurun. Evet Faruk Bey. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanım, milletvekili arkadaşlarım, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, basının değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Nevşehir'e biliyorsunuz bu 4. ya da 5. gelişimiz. Sayın Genel Başkanımız da geldi, hep beraber geldik. Ekonomik masası geldi, esnaf masası geldi. Daha önce milletvekili arkadaşlarımızla beraber geldik. Biz burada bu gezilerimizi yapmamızın nedeni sizlere partimizin propagandasını yapmak değil, sizlerin sorunlarını dinlemek. Bu sorunları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, gerekli kurullarda, basın önünde anlatmak. Sizlerden alacağımız düşünceleri, eleştirileri, kendimizi de eleştirebilirsiniz. Esnafla görüştüğümüz arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Size de ayrıca çözüm önerilerimizi anlatmak. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin geneliyle ilgili genel başkan yardımcımız konuşacak. Ben Nevşehir'in bazı sorunlarını, mecliste dile getirdiğim bazı sorunlarını burada sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 3 yıldır milletvekiliyim. İlk 3 ayından itibaren Nevşehir'in sorunlarını defalarca mecliste gündeme getirdim. Türkiye'de kaç tane ilde vardır bilmiyorum. Nevşehir'imizin hala sanayisinin doğalgazı yok. Hem Acıgöl'de yok, hem merkezdeki sanayide doğalgaz yok. Hacı Bektaş ilçemizde doğalgaz yok. Acıgöl ilçemizde doğalgaz yok. Derinkuyu'da doğalgaz yok. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz burasında devletin yatırım olarak yaptığı, çaktığı bir tane çivi dahi yok. Nevşehir halkı da oysa ki bu 20 yıldır son dönem hariç AK Parti'den her zaman 3 tane milletvekili göndermiş. Ama buna rağmen Nevşehir'e bir tane hizmet yapılmamış. Bence bunun nedeni de şu. Diyorlar ki ya nasıl olsa Nevşehir'e yatırım yapsak da yapmasak da, hizmet versek de vermesek de Nevşehir halkı bize oy veriyor. Biz de başka yerlere yatırım yapalım diyorlar.
Size örnek, Aksaray ile Nevşehir arasında 60 kilometrelik bir yolumuz var. Değerli basın mensupları, değerli Nevşehir halkı, sıkça kullanılan bir yol. Ben burada 1987'den beri politika yapıyorum, gidiyorum, geliyorum. Hala o yol yapılmadı. Bu sene yapılır, 6 ay sonra bozulur. 3 ay sonra tekrar bozulur. Hep bunu soruyorum, niye yapmıyorsunuz dediğimizde ödenek yap, ödenek yok diyorlar. Değerli arkadaşlar, geçenlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de dile getirdim. Belediyenin yaptığı bir yolsuzluğu belgeleriyle ortaya koydum. Belge, resmi belge. Ona cevap verenler, belediye başkanı yine gerçekten de olgun davrandı. Dedi ki hata yaptım, özür diledim. Ama bizim bir de İl Genel Meclisi Başkanımız var, tanırsınız. İl Genel Meclisi Başkanı'nın yaptığı yolsuzluğu, usulsüzlüğü de meclise taşıdım. Onun verdiği cevap ne oldu? 50 tane, 60 tane muhtarı toplamış, onların arkasına da sinmiş. Oradan meydan okuyor. Şimdi oradan İl Genel Meclisi Başkanı'na buradan sesleniyorum. Birazcık yüreğin varsa, birazcık cesaretin varsa, sana hukukçu olarak da tavsiyem, eğer benim söylediklerimden bir tane yanlışlık varsa, bir tane iftira varsa, işte çok yakın. Adli orada. Gidersin Cumhuriyet Savcısına, dersin ki bana iftira attı, hakkında şikayet ediyorum. Benim manevi şahsiyetimle oynadı, kendisi hakkında manevi tazminat davası açıyorum dersin. Belediye başkanına da söylüyorum. Yapamazlar arkadaşlar. Çünkü suçüstü yakalandılar. Ama buradan bir daha uyarayım ve son olsun. Böyle 50-60 tane muhtarın arkasına sinip, gürleyip yağmanın anlamı yok. Hodri meydan, mahkeme orada. Bu konularla ilgili genel başkan yardımcımız konuştuktan sonra sorularınız olursa cevaplandırırım. Belge isterseniz yanımda getirdim belgeyi. Bütün belgelerde sizlerle paylaşırım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler. Çok değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz ve YDK üyelerimizle 30 arkadaşımızla birlikte Nevşehir'deyiz. Daha önce Mart ayında Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası, Ağustos ayında genel başkanımızın talimatıyla milletvekili arkadaşlarımız, Eylül ayında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat ziyareti ve bugün de yine Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla milletvekili arkadaşlarımla ve örgütümüzle, ilçemizle sizlerle bir aradayız. Nevşehir'de olmak çok güzel. Nevşehir güzel, Türkiye güzel. Biz ülkemizi çok daha güzel noktalara getirmek için bütün milletvekillerimizle birlikte, parti meclis üyelerimiz, YDK üyelerimiz, örgütümüz, genel başkanımız başta olmak üzere hepimiz sahadayız. Bu önceki ziyaretlerimizde esnafımızı, çiftçimizi, sanayicimizi, turizmcilerimizi ve iş insanlarımızı dinledik. Onlarla bir araya geldik. Bugün de tüm arkadaşlarımla birlikte bütün ilçelere dağılacağız. Bütün milletvekili arkadaşlarımız Nevşehir'in tüm ilçelerine dağılacak ve oradaki halkımızın, esnafımızın, çiftçimizin, turizmcimizin sıkıntılarını tekrar dinleyip çözüm önerilerimizi kendilerine anlatacaklar ve bir araya geleceğiz vatandaşlarımızla. Değerli arkadaşlar, Türkiye'miz, güzel Türkiye'miz ekonomik anlamda maalesef tam bir yangın yeri. Ve Nevşehirliler de bu yangını gayet derinden, içten ve mutfaklarında her yerde rahatlıkla hissediyorlar. Türk lirası dünyadaki bütün paralara karşısında maalesef değer kaybediyor. Öyle bir durumdayız ki hani güneş görmüş kar gibi eriyen bir paramız var. Bunu herkes görüyor, herkes hissediyor. Tek görmeyen kim? Maalesef AK Parti iktidarı. Israrla söylüyoruz. Diyoruz ki bu millete ekonomik buhran yaşatıyorsunuz diye söylüyoruz. Ve bunun olmaması için çözüm önerilerimizi madde madde yıllardır, aylardır tekrarlıyoruz. Ve o koltuklarda AK Parti'nin hala oturmasının bu krizi, bu buhranı daha da büyüteceğini, çünkü Türkiye'yi yönetemediklerini de, Türkiye'yi savurduklarını da her fırsatta söylüyoruz. Yanlış kararları göz göre göre alıyorlar.
ve bedelini de maalesef 83 milyon vatandaşımız ödüyor. Her şeye zam geliyor. Pahalılık, işsizlik, yoksulluk, bunlar AK Parti iktidarının sonucudur. Pahalılık, işsizlik, yolsuzluk asla ve asla milletimizin kaderi değildir, olamaz. Önümüzde de değerli basın mensupları, kara bir kış var. Hem de kapkara bir kış var. Peki bunun karşısında ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Donup kalmış durumdalar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmayıp üstüne üstlük bir de akıl tutulması açıklamalarını yapıyorlar. Bakın, AK Parti'nin genel başkanı ekonominin çöküşünün kitabını yazdı. Çöküşünün. Efendim Enerji Bakanı biz kara kış diyoruz. Enerji Bakanı kombiyi kıs diyor. Saraydan porsiyonları düşürün diye akıllar veriliyor. Ayda 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz diyorlar. Ve bunları AK Parti milletvekilleri söylüyor. Halktan ne kadar kopuk, halkın içinden ne kadar kopuk olduklarını zaten bunlar bile yeterli bunları söylemeleri. Milletimiz açık net. Nevşehir'den, güzel Nevşehir'den bütün milletvekili arkadaşlarımla birlikte sesleniyoruz. Milletimiz akıl değil, gerçek anlamda destek istiyor. Destek bekliyor. Hangi eve giderseniz gidin, hangi köye giderseniz gidin, nereye giderseniz gidin, mutfakta tencere kaynamıyor. Ama bunu görmeyen bir iktidar var şu anda. Bir de bunlara rağmen fedakarlık yaptık deyip milletin gözünün içine baka baka alay eden bir AK Parti iktidarı var. Ben burada açık net söylemek istiyorum. Burada bir fedakarlık varsa bu fedakarlığı yapan milletin ta kendisidir. Fedakarlığı yapan asla ve asla AK Parti iktidarı değildir. Bakın değerli basın mensupları, tarımsal üretim. Bakıyoruz gübre pahalı, ilaç pahalı, tohum pahalı, fide pahalı ve çiftçimiz dolar ile belirlenen malzemeleri almak zorunda. Bir de üstüne üstlük bunları zaten alamıyor. Bir de üstüne üstlük yokluk gelmiş durumda. AB ülkelerinde çiftçiler desteklenir. Tarım desteklenir çünkü stratejik bir üründür. Şimdi daha önce işte Avrupa'da kuyruklar vesaire söylendiği zaman her gün ülkemizde maalesef kuyrukları görmeye başladık. Benzin istasyonlarında kuyruklar her yerde. Neden? Çünkü deposunu 50 lirayla 90 lira daha ucuza kar etmek amacıyla vatandaşımız kuyruğa girmek zorunda kalıyor. Süt hayvanları mezbahaya gidiyor. Süt hayvanları kesiliyor. Kimler görmüyor? İktidar görmüyor. Nakliye masrafları var ulaştırmada. Yol parası, mazot parası, yağ parası, yedek parça, otoyollar üst üste koyduğunuz zaman facia bir durumla karşı karşıyayız. Bunlar olmayabilirdi. Bunlar bizim çözüm önerilerimizle, bizleri dinleyerek, Sayın Genel Başkanımızın madde madde herkesin anlayacağı gibi anlattığı konuları yerine getirselerdi, ben yaptım oldu demeyip bizlerle bu konularda dediklerimizi ciddiye alıp bunları kamuoyunda paylaştıklarımızı yerine getirselerdi şu anda vatandaşlarımız bu sıkıntıyı çekmiyordu. Bakın depolarımız, doğalgaz depolarımızda hala dolu değil. Kara kış yaşıyoruz. Ne olacak? Daha önce doğalgaz fiyatları yükselmesinden önce 8 ay önce uyardık. Dedik ki doğalgaz fiyatları yükselecek. Bunu bilmek için kahin olmaya gerek yok. Pandemiden çıkış sürecinde arz talep dengesine göre bu fiyatların yükseleceği ortadaydı. Müjde deyip doğalgazla ilgili müjde verdiler. İlk tweet'i atan, ilk sevindiğini belirten biziz. Çünkü bu ülkemizde çıkacak. Bir gram daha iyi olsa, bir metreküp daha iyi olsa doğalgaz bizim milli servetimizdir. Elbette mutlu oluruz. Ancak bunu müjde deyip müjdenin adını zam, fedakarlığın adını da ekonomik buhrana çeviren bu AK Parti iktidarının ta kendisidir. Şimdi Nevşehir bir tarım kenti. Bunu hepimiz biliyoruz. Vekilim de, başkanım da söyledi. Aynı zamanda hepimiz biliriz patates akla gelirdi. Fakat Nevşehir deyince patatesle özdeşmiş durumdaydı. Şimdi ekimler azaldı. Sıkıntılar yaşandı. Tarım politikalarının sonucunda. Bunlar neden? Yanlış tarım politikaları yüzünden. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin
her yerinde olduğu gibi şu anda Nevşehir'de de vatandaşlarımız tarımı terk ediyor. Borç gırtlağa gelmiş durumda. İcralar, iflaslar her geçen gün rekorlar kırıyor. Evlerde sorunlar artmakla bitmiyor. Mazot her gün zamlanıyor. Sulamada kullanılan elektrik çiftçinin kabusu oldu ki burada da bu sıkıntı var. Bakın Haziran 2018 ile Temmuz 2021'de tarımsal girdilerin içinde sadece elektrik %145 oranında arttı. Patatesin fiyatı bu sürede ne oldu? %11 oranında düştü. Bir yılda 2519 lira olan üre gübresinin tonu 9000 liraya çıktı. Ne kadar arttı? %256 liraya çıktı. DAP gübresi bir yılda 3176 liradan 10.000 liraya çıktı. Mazot sadece 2 ayda, %35 oranında arttı. Benzin son 2 ayda %30 arttı. Mutfak tüpü en sıkıntılı ailelerin ekonomik olarak kullandığı mutfak tüpü %44 arttı. Buna çiftçiler, insanlar, vatandaşlarımız isyanını dile getirdi. Duyan var mı? Yok. Biz her fırsatta vatandaşımızın bu haklı çığlığını dile getiriyoruz. İl başkanımız söyledi. Vatandaşlarımız isyan ediyor. Bu zamların altında, bu hayat pahalılığının altında eziliyor. Bunun sorumlusu kimdir? Şu anda sanki muhalefetteymiş gibi konuşan ama aslında 19 yıldır ülkeyi yöneten ve en sonunda AK Parti'nin genel başkanı tarafından ekonominin çöküşünün kitabını yazan AK Parti iktidarıdır. Yüksek kur zam olarak yağıyor. Zam, her şeye zam. Çünkü sanayiye yapılan zam otomatikman Ayşe teyzemizin çarşıdaki filesine yansıyor. Doğal olarak yansıyor. Çarklar dönmüyor. Üreticimizde sıkıntı var. Pahalılık diz boyu, bir de üstüne şimdi yokluklar var. İlaç konusunda sıkıntılar var. Temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntılar var. Yine her zaman söylediğimiz plan, program olması gerekirken maalesef bu iktidarda yok. Bu iktidarda plan da yok, program da yok. Türkiye'nin içine düşürüldüğü sıkıntıdan çıkması için hemen, derhal, acilen sandığa ihtiyaç var. Ve bu seçim de, bu seçimi isteyen, bunu bize dillendiren milletimizin ta kendisidir. Her zaman söylüyoruz. Milletimiz sandık istiyor, hiç kaçmaya gerek yok. Hemen sandığı getirelim, vatandaşımızın bu konudaki isteği yerine gelsin. Hem o zaman da birileri konuşup duruyor. Vatandaşın konuşacağı gün işte sandığın geldiği gün. Demokratik olarak 19 yıldır ülkeyi yönetip sonunda ekonominin çöküşünün kitabını yazanlara vatandaşlarımız nasıl biz size fedakarlık yapıyoruz diyen bir iktidar varsa işte sandık günü geldiği zaman asıl fedakarlığı vatandaşımız yapacak. Ülkemizin, güzel ülkemizin, Türkiye'mizin yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyacı var. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni kadrolarımızda, ülkemizin tüm kadrolarımızda sorunlarına talibiz. Çözüm önerilerimizde hazırız. Asla umutsuz değiliz. Çünkü Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Buradan, güzel Nevşehir'den hep birlikte söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde ülkemizin zenginliklerini faizci lobilere asla teslim etmeyeceğiz. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağız. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes alacağız. Her vatandaşımızın ödediği her kuruş verginin net, açık, şeffaf bir şekilde hesabını vereceğiz. Çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, halkımızın hakkını da biz teslim edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu toplantı sonrasında başta da söyledim. Bütün arkadaşlarımızla birlikte tüm ilçelerimize dağılacağız. Bu ilçelerde vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinleyeceğiz. Daha önce defalarca geldik. Gelmemizin nedeni Sayın Genel Başkanımızın Nevşehir'e
gösterdiği ilgi, sevgi ve dikkattir. Çünkü bu bölge bizim göz bebeğimiz. Nevşehir'imizi çok daha yüksek noktalarda görüp vatandaşın rahat olacağı, nefes alabileceği bir ortama taşımak bizim görevimizdir. O yüzden buradan sizlere Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir sevgiyle sizleri kucakladığını iletiyor ve sizlere Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun içten samimi sıcak selamlarını iletiyorum. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alalım, ondan sonra hemen hep birlikte çalışmaya koyulacağız. Nasıl? AK Partili birisiniz, sizin de iletişime geçtiğinizi söylemiştiniz. İş adamını. Evet. Geçtiğimiz günlerde Yeşil Belediye Başkanı Mehmet Sarra basın açıklaması yapmıştı. Basın açıklamasını için tanımadığını, AK Partili olup olmadığını bilmediğini söylemişti. Ne söylemişti? Şimdi size bir tanesini burada bir arkadaşımız gelirse vereyim. Tamam, sonra siz şey yapabilirsiniz. Ha, o konuyla ilgili uzatmadan söyleyeyim. Siz daha sonra yapın. Daha sonra, evet, zamanımız yok başkanımın söylediği gibi. O konuyla ilgili eğer belediye başkanımız benim söylediğimi yanlış diyorsa, bana iftira attı diyorsa mahkeme orada savcılığa suç duyurusunda bulunur. Ben de belgeyi götürür savcılığa teslim ederim. Oldu mu? Tamam. Var mı? Ben teşekkür ederim. Soru yok herhalde. Şimdi ne demiştiniz siz? Sayın milletvekillerim, sayın basın mensupları, iki tane avukat arkadaşımız partimize yeni üye oldular. Tabii bu da bir bizim için fırsat oldu. Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve YDK Başkanımız bu avukatlarımızın rozetlerini takmasını isteyeceğim. Avukat Sayın Levent Kızılöz. Efendim? Tabii. Aramızda baro başkanı yallı yapmış arkadaşlarımız var. Levent Bey. Mikrofonu kapatalım mı başkanım? Şöyle. Dur. Dur, buradan geçiş yok. Kusura bakma, geçiş yok buradan. Ben oraya gelirim. Başkanım şu tarafa geçsin. Başkanım bu tarafa bakıyor. Bu tarafa dolaşıyor başkanım. Tebrik ediyorum.